Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gün gelecek düşmanlarınız diğer milletlerden insanlar sizin üzerinize arıların balın üzerine yemeklerin üzerine üşüştüğü gibi üşüşecekler. Size saldıracaklar. O zaman bugünler için şimdiden kardeş olun. Ey insanlar kardeş olun. Bir kavga sonrası Müslüman olmalarına rağmen Evs ve Hazreç kabileleri vardı. Münafıklar her fırsatta bu iki kabileyi İslam öncesinde olduğu gibi birbirine düşürmek isterdi. Ve bir kuyunun içerisinde su sen önce al ben al kavgasıyla münafıklar bir kavga oluşturuyorlar. Ve gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyorlar ve Efendimiz onları durduruyor ve bu nasihatte bulunuyor. Siz durun diyor hele. Siz şu bu kadarcık küçük bir mesele için kavga ediyorsunuz. Daha durun neler göreceksiniz. Dünyanın diğer milletleri sizin üzerinize sineklerin yemekler üzerine geldikleri gibi üşüşecekler. Onlar duruyorlar bir anda. Ya Resulallah biz az olduğumuz için mi üzerimize veya güçsüz olduğumuz için mi gelecekler? Hayır diyor. Sizler çok olacaksınız diyor. Dikkat edin Allah aşkına. Bizi anlatıyor. Günümüz ümmeti Muhammed'i anlatıyor. Kendi nefsime söylüyorum. Siz çok olacaksınız. Sayıca çok olacaksınız. Fakat güçsüz olacaksınız. Suyun üstündeki çerçöp gibi olacaksınız. Su üstündeki akıp giden çerçöp gibi olacaksınız. Çok kalabalık olacaksınız. Ama gücünüz olmayacak. Ya Resulallah neden ki böyle olacağız biz? Niye ki biz böyle olacağız? Sizde vehn hastalığı olacak buyuruyor Peygamberimiz. Vehn hastalığı ne ki ya Resulallah? Gevşeklik manasında, korkaklık manasında, güçsüz kuvvetsizlik manasındadır. Siz diyor bu hastalığa yakalanacaksınız. Bir, dünyayı çok seveceksiniz. Her şeyinize dünya gayesi olacak. Dünya nimetleri için koşacaksınız. Bir de ölümden korkacaksınız. İşte bu iki hastalık sizi güçsüz kılacak. Allah'ım bizi bundan muhafaza eyle.